Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 4,5 saat süren kritik toplantı sonrası yazılı bildiri yayınlandı. Bildiride FETÖ-PDY, PKK-PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirlerle terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı görüşüldüğü kaydedildi. DAEŞ'te mücadele kapsamında Türkiye'nin yaptığı tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilen bildiride, terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin dünyanın yararına olacağı kaydedildi. Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin terörle mücadele dahil siyasi ve askeri boyutlarıyla çok yönlü değerlendirildiği belirtilen bildiride Türkiye'ye yönelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bildiride ABD ve teröre destek veren ülkelere de uyarı vardı. Bildiride Türkiye'nin beklentisi göz ardı edilerek Suriye demokratik güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK-PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulandı.